Arkadaşlar ben Burcu Sultan YouTube'da yeniyim. Bugün alışveriş yaptım ve size alışverişte neler yaptım, neler aldım onları anlatacağım, göstereceğim. Bu videoyu çekmek için zaten birçok zamandır uğraşıyordum. Yani kameramda, telefonumda birçok aksaklıklar oldu. Çekemedim bu zamana kadar. Ve şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Hepsini poşetlerinden çıkardım. Çünkü karışıyorlardı ve şurada düzledim birazcık. Hemen başlayayım istiyorsanız. Şimdi öncelikle Elsiva'dan aldıklarımı göstereceğim size. Şöyle öncelikle üstü göstereyim. Böyle şöyle bir şey aldım. Bisiklet yaka. Şöyle şu kolları falan birazcık şeyle lastikli gibi. Arkasında damla dekolte var. Ve fiyonklu üstü şöyle. Evet arkadaşlar böyle koyayım. Ve pantolon aldım bir tane. Yırtık pantolon aldım. Bilerek yırtık almasın. Yırtığı seviyorum çünkü. Şöyle göstereyim. Şöyle bir pantolon. Dar diyemem. Çok fazla da dar değil. Ya da benim bedenim aslında bir beden büyük almışım. Bir beden büyük almıştım, aldım yani bilerek aldım aslında. Çünkü istediğim bedeni yoktu, 13-14 yaş yoktu. Ben de 14-15 yaş aldım. 12-13 yaş yoktu aslında, biraz daha dar olmasını istiyordum. Dar pantolon çünkü çok seviyorum. Dar olmasını istiyorum ama dar olmadığı için, dar yani istediğim bedeni bulamadığım için ben de bunu aldım. Evet, Elsiva'dan aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi Koton'a gelelim. Koton'dan da gerçekten çok güzel alışverişler yaptım. Koton'unkilerle. 3 tane body aldım. Boğazlı balıkçıl yaka. Şöyle yakalayalım. Şöyle arkadaşlar bu body. Bu böyle. Bunu şöyle koyalım. Şimdi o siyahta bu bordo. Bu da yine balıkçıl yaka. Bu biraz daha ince baharlık yani. Üstüne bunu al. Üstüne herhangi bir ceket al. Yani kot ceket, deri ceket falan. Al çık ya da trench kotunuz varsa trench kotunuzu alıp çıkabilirsiniz. Çok rahat bir giyimi var. Ben bir kere giydim. Yani şöyle bir kere giydim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten ama gerçekten çok hoşuma gitti. Baktım ince de bugün de hava iyiydi. Bugün de hava iyi olunca üzerimde kalsın istedim ve üzerimde kaldı. Yani ele gelesiye kadar bunu giydim ve birçok gören arkadaşım Optimum'daydık. Optimum'da gören birçok arkadaşım dedi ki nereden aldın? Fiyatını sordular. Ve arkadaşlar Koton'da toplam 60-90 liralık bir alışveriş yaptım. Şöyle. Evet böyle. Mavisine gelelim. Mavisi böyle. Mavisi. Bu da yine balıkçıl yaka ve bu da Elsiva'daki gibi. Kolları şu şöyle birazcık. Bu da böyle. Ve Koton'un son ürünümü göstereyim. Bunu gerçekten çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü ince detaylı. Şöyle kolları var. Fırfırlı falan. Bir geniş spinal paça gibi. Ve bu da gerçekten çok güzel. Ve aldığım yırtık pantolonu çok güzel gideceğini düşünüyorum. Şimdi Mango'ya geldik arkadaşlar. Mango'dan bir tek aldım. Bunu 30 liraya aldım. 30 lira da gerçekten çok güzel bir şey aldım ama. V yaka. Şöyle. Nar çiçeği renginde. Kollar falan böyle. Hafif böyle delikleri var. Şöyle. Şöyle falan delikleri var. Ama bu da gerçekten çok hoşuma gitti. Hoşuma gittiği için aldım. Yoksa hiçbir özelliği yok pek fazla. Şimdi Gap Kids'e geldik arkadaşlar. Gap Kids'ten 20 liralık alışveriş yaptım. 20 liraya bunu aldım ve sondu. Sonuncusuydu ya. Yani depodan çıkarmışlar gibi bir şey aldı benim için ve çok güzel arkadaşlar. Önünde Gap yazıyor şöyle. Şöyle bir de biraz crop, yarım yani. Ve arkadaşlar geldik Defacto'ya. Defacto'dan gerçekten çok beğenerek aldım yine. Şöyle bir sweatshirt. Uzun biraz. Bunu tight üzeri giymeyi düşünüyorum ben. Şöyle.
Kollar yine büzgül biraz. Emoji ama gerçekten çok hoşuma gitti. Benim bedim yani bunu gördüm ve çok hoşuma gitti. Ve son ürün defaktodan aldım. Böyle bir gömlek aldım kareyle. Evet, düz. Arkası kahverengi süet. Böyle hafif hardal sarısı gibi şöyle. Süet. Ve çok güzel. Kolay falan öyle. Poşete koyduğum için çok kırışmışlar aslında. Normalde böyle değil. Hiç ütülerim normalde kasetlerini çoğu zaman. Evet böyle arkadaşlar. Alışverişim bu kadar. Birkaç hafta önce sipariş etmiştim. Yani bir ay önce, bir iki ay önce, bir buçuk ay önce falan. Avon'dan iki parça şeyleri aldım. Onları da göstereyim. Ve ben bunu yani bir iki üç haftada bitirdim benim bu parfümü. Çünkü her gün okula giderken sıktım, 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 sıktım. Ve gerçekten yoğun koksun diye bayağı bir sıktım saçıma falan filan. Neredeyse ayaklarımın çoraplarına kadar falan sıktım. Her yerim kokuyordu çünkü. Şöyle yani böyle bir parfüm. Femme. Avon. Şöyle. Avon'un Femme'si. Almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok güzel bir kokuyor. Ve arkadaşlar yüz temizleme suyu. Avon'un Rose Water gülü su falan diyor. Evet böyle. Bu da böyle bir su. Ve arkadaşlar markası Orkide. Ama daha önce hiç duymadım bu markayı. Ama rengi gerçekten çok hoşuma gittiği için şu ojeyi aldım. Numarası 29 numara ve benim parmaklarımda da var. Şöyle bir oje. Ama gerçekten çok güzel. Yani çok güzel bir rengi var. Koyu sürerseniz koyu olur. Açık sürdüğünüzde çok fazla belli olmuyor. Ve mat. Mat ojelere bayılıyorum. Özellikle haki yeşillere bayılıyorum. Yani böyle arkadaşlar. Bugünkü alışverişim bu kadar. Nasıl bir video oldu? Daha tam olarak izlemedim. Hemen çektim. YouTube'a attım falan. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Alışverişim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna. Beni takip etmek istiyorsanız Instagram'dan Burcu Sultan DMR'e. Sadece sessiz harfleri var. Burcu Sultan Demir'in sessiz harfleri. Ya Burcu Sultan Demir'in DMR'si sadece. Sesli harfleri yok. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Face hesabım vardı dondurdum. Twitter'ım yok. YouTube'dan da kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.